Şimdi fiyatlamalar diyelim. Yurt dışından bahsettik. Kara pazartesi dedik. Japonya toparladı. Kara pazartesinin izlerini sildi. Bakalım bizler içeride neler yaşıyoruz. Borsa İstanbul 100 ana endekse. Önce canlı grafiği paylaşmaya çalışalım. Bugün 10.160 puandan başladık borsa İstanbul'da yeni günü Aziz Bey. Dün de yükseliş günü kapatmıştık. Bankalar son 2-3 gündür borsadan negatif ayrışıyorlar. Ama an itibariyle 0.26'lık değer kaybı ana endeks 10.072 puanda devam ediyor işlemlerine. Ne dersiniz? Hemen sizin teknik grafiğinizle paylaşacağız. Ama nasıl okumak lazım burayı? Evet şimdi biz zaten Cuma günü trendimizi kırmıştık. Ee, biz böyle bir pazartesi yaşamasaydık eğer e, zaten muhtemelen yine bu senaryo belki bu kadar hızlı olmayacaktı. Ama yine bu seviyelere kadar 9700'lere belki 9900'lere kadar geri çekilmeyi takip ediyor olacaktık büyük ihtimalle. Teknik açıdan bu böyleydi. Şimdi bizim <laughs> aralıktan gelen bir trendimiz vardı ki ben sildim onu. Ee, şu bölgeden geçiyordu kabaca. Biz zaten Cuma günü altında kapatmıştık. Hı hı. E, şu beyaz çizgimiz trendimiz Mayıs ayından gelen trendimiz. Biz pazartesi günü açılışta burayı da kırdık. Yani zaten kısa vade trendimizi kırmıştık. Düşüşlerin devam etmesi beklenebilirdi. E, sert oldu. Bizim aslında biraz daha böyle e, bir hafta on güne yayılan bir düşüş serüveni diye beklediğimiz, öngördüğümüz alan... Ee, çok hızlı tamam orayı da kırdık ama orayı silmemişsiniz. Dolayısıyla evet. tam olarak kırıldı mı diyemiyorsunuz. Evet, şimdi şöyle diyoruz, orayı şöyle okuyoruz. Şimdi öncelikle e, Pazartesi günü biliyorsunuz eksi yediyi gördük, devremizi kestik. Nereye gelmişiz? 144 günlük ortalamaya. Yani güç aldığımız yer burası. Buraya, buradan yani 9.733'ten döndük ama haybie dönmedik. Orada çok kuvvetli bir desteğimiz vardı Hı -hı. ki son bir buçuk yılda buranın altını yani bir yıldır buranın altını hiç görmemişiz. Buradan tepkimizi aldık. Şimdi bu çizgiyi niye silmedim? Şimdi bu hafta biz buranın üzerinde kalacak mıyız kalmayacak mıyız? Bizim için önemli olan bu. Trende dönüyor muyuz dönmüyor muyuz? Bugünün Dönersek... kapanışından evet, bahsediyoruz değil evet, mi? Bizim için çok önemli. Bugün bu rakam 10.090'dan geçecek. En kötü ihtimalle 10.090'ın üzerinde kapatmamız lazım. Kapatırsak gelecek hafta için daha ümitli bir senaryomuz olur. güçlü bir piyasa görebiliriz. Ama altında kaldığımızda artık trendimiz bozulmuş olur. Bunu bir düşüş onayı olarak okuruz ve geri çekilmelerin tekrar 9700'lere hatta burası kırılırsa 200 günlük ortalamamız 9200 9300 bandındaki bu bölgeye kadar geri çekilmeler olabilir. Ee, biz bu düşüşleri hani olası 9200'lere inmeyi de aslında e, oyun planının içine dahil ettik. Hani oralarda da çok panik olacak bir şey yok. E, günün sonunda biz yeni zirve yapacağız nihayetinde. O alanda hiçbir bozulma yok hani orta uzun vadede. Yatırımcı da bu gözle bakacak. Şimdi bizim için önemli olan dediğim gibi 10090 üzerinde kapanacak mıyız, kapatmayacak. Kapatırsak muhtemelen güç bulacağız. Bu tepki yükselişinin işte düşen trendimize kadar kabaca 10600'lere kadar devam etmesini bekleyeceğiz. Orada bu senaryo gerçekleşirse 10600 bölgesinde bir karar verecek borsa. Hı hı. Devam edecek miyim yukarıya? Yoksa güç toplamak için tekrar aşağı inecek miyim diye. Onu izliyor olacağız. Şimdilik 10.090 hatta 10.110 diyorum. Niye 10.110'u da söyleyeyim? Şimdi bizim bir marmoment indikatörümüz var. Sevgili araştırma müdürümüz Kayan Tezcan'ın geliştirdiği. Piyasanın böyle yönünü tayin etmeye yarayan bir indikatör. O da bugün 10.110'dan geçiyor. O da pazartesi günü bizim trend desteğimiz aslında. O yüzden 10.110'un üzerinde kapatırsak çok daha güvenli bir piyasa görürüz haftaya diye tahmin ediyor. O zaman dolar vaz diyelim çünkü orada da önemli sınırlara gelmişik. 300 dolar sınırının üzerinde bir Borsa İstanbul görecek evet. miyiz, görmeyecek miyiz? Böyle daha düz rakamlar da psikolojik sınır olması dolayısıyla önem de arz ediyor. Ne dersiniz orası için? Evet, orada da benzer bir görüntü var. Henüz trende dönemedik. Bu mayıs ayından gelen trendimiz bu arada kabaca 307'lerden geçiyor. Ee, henüz oraya dönemedik. Orada ayrıca ee, 144 günlük ortalamamız var. Burada çünkü 233 günlük ortalamaya kadar çekilmiştik dolar da Şimdi 307'nin üzerinde kapatacak mıyız, kapatmayacak mıyız onu arayacağız. Kapatırsak dolar bazlıda da biraz rahatlama gelecektir. Ee, ama tabii neticede yine 313 doları kırmadığımız sürece bunu bir tepki yükselişi okuma olarak okumaya devam edeceğiz. Ee, orada işte do dolar tarafında bir miktar daha e, satışların derinleştiğini gördük ki e, aslında yabancı gözüyle bakacak olursak 233 günlük ortalama gayet aslında orta uzun vade için e, fırsat veren alanlardan en kuvvetli yer aslında burası. O yüzden burada da bir miktar böyle e, nasıl diyelim TL taraftaki görüntüye istinaden e, burası da hani sanki biraz orayı destekliyor gibi bir görüntü Hı. var. Ama 307-313 dolar dirençlerimiz buraları takip ediyor olacağız. Şimdi Temmuz ayının hikayesini konuşurken <laughs> siz özellikle yatırımcıda bir rotasyon değişikliğinden bahsetmiştiniz. Rotasyon değişikliğine baktığımızda işte bankalar, işte holdingler bunun yanında iletişim ve sigorta yılbaşından bu yana borsanın lokomotifi olurken Temmuz'da tam tersi bir tablo vardı. İşte konut tarafında gayrimenkul yatırım ortaklıkları, işte petrokimya, çimento Orası böyle ivmelenmeye çalışan evet. sektörler arasında. Dedi. Hatta sınayda bizler para girişinin olduğunu son dönemde evet. bir evet. miktar konuşmaya başladık. Bir de üzerine yan kağıtlar olarak adlandırdığımız biz tüm evet. yüz endeksi diyeceğiz. Hemen oradaki yan kağıtlardaki son tablodaki grafiği de biz tüm yüz endeksteki rakamları da paylaşacağız. Rotasyon değişikliği devam ediyor mu Aziz Bey? Ee, şimdi orada da bir yıkılma oldu ister istemez. Pazartesi günü her şeyle biz e, dibe kadar geldik. Orada da... E, Biz düze benzer bir görüntü var. 144 günlük ortalamamızdan e, yine tepki aldık burada da. E, Mayıs'tan gelen trendimiz e, kabaca işte 35 binden geçiyor. Şimdi orayı takip ediyoruz. E, bu senaryonun devam etmesini bekliyorum Hanım. Biz eğer senenin sonunda faiz indirimi bekliyorsak, işte bu alanlarda fiyatlamaların biraz daha pozitif ayrışmasını bekleyebiliriz. E, bu gayet normal, mantıklı, makul olanı bu. E, o yüzden bu X X Y'nin e, yan kağıtların önümüzdeki birkaç ay biraz böyle endeksten pozitif ayrışmasını bekliyorum ama orada da dediğim gibi öncelikle 35 bin seviyesi önemli buranın üzerine atmalıyız. Akabinde 36 bin 600 bölgesini geçmeliyiz ki 41 binlere 42 binlere kadar bir potansiyel açılsın. Şimdi bankalar bu hafta ortasından bu yana Borsa İstanbul'daki e, toparlanma çabasına eşlik edemediler. Edemedi, evet. Bugün de benzer bir performansı zaten takip ediyoruz. E, bir yandan finansallar tabii e, karşımızda bilanço fiyatlamalarının ayrı bir hikayesi ama bankalar neden eşlik edemedi bu yükselişi? Evet. Şimdi önden gidince şimdi insanlar karda olunca ne yapacak? Karı korumak Hı. için satış baskısı artacak. E, ama burayı şöyle okuyorum ben. Şimdi 16 binlerdeyken konuşuyorduk sizinle. Bankalar eskisi kadar ucuz mu, ucuz değil mi? Hep böyle bir soru işaretimiz vardı. Evet eskisi kadar ucuz değil ama pahalı demek için de çok doğru mu, emin değiliz diye tereddüt ediyorduk. İşte bu düşüşler aslında bankaları ucuz hale getirmeye çalışıyor. Şimdi bankacılıkta bugün için 13.400'ü çok önemsiyoruz. O kanal desteğimiz. Burayı koruyamazsak eğer Nereye gideceğiz? 144 günlük ortalamamız 12.800'den geçiyor. Oraya kadar geri çekilme olabilir. Burası tutamazsa satışlar bir miktar daha derinleşebilir. Tabi burada temel baskı dediğiniz gibi bilançolar çok iyi gelmedi. Zaten raporlarda da ikinci çeyrek biraz böyle dip olması bekleniyordu. 3 üçüncü çeyrekte de çok böyle iyimser bir tablo beklemiyor piyasa. Ama son çeyrekte artık bankalarda finansal anlamda bir toparlanma bekleniyor. O yüzden bu düşüşler aslında bir yerde alım fırsatına dönüşecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi 13.400'ü önemsiyoruz. Buranın üzerinde kalırsak haftaya bir miktar toparlanma görebiliriz. Ama kalamazsak 12.800 bölgesine kadar geri çekilmelerin ...yaşandığını görürüz diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi hemen elektrik endeksi diyelim. Yine Borsa İstanbul'un başından bu yana altına kalan sektörlerin evet. başında elektriği görmüştük. Ee, şöyle beş günlük e, rakamına bakıyorum. Yüzde üçlük altı elektrikte. Evet. Nasıl bir tablo var? Şimdi önceki haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra buralarda da bir primlenme olmuştu. Ee, tabii ne yazık ki burada da düşüşler sertleşti. Burası zaten... E dediğiniz gibi epeydir e, yatırımcısını üzen bir alan ve 200 günlük ortalamamızda uzun zamandır geziniyoruz. Kimi zaman altına sarkıyoruz, kimi zaman üstüne e, geri çıkıyoruz gibi bir görüntümüz var. Şimdi burada neyi takip ediyoruz? 545'i, 200 günlük ortalama. Öncelikle buranın üzerine atmalıyız. Buranın üzerine atabilirsek işte 558 e, puana kadar yükseliş devam eder ki bu bizim Mayıs'tan beridir gelen trendimiz. E, elektrikte hikaye ne zaman güçlenecek? İşte 594 puanı açtığında elektrik tarafında da işler biraz rayına girecek. Burası da dediğiniz gibi çok ciddi geride kaldı. Tabii ki bilançoları izliyor olacağız. Burada da bazen iyi bilançolar bazı bazen kötü bilançolar aldık. Ama burada da o az önce söylediğimiz yan kağıtlardaki fırsat doğma hikayesi biraz enerji tarafında da elektrik tarafında da bize fırsatlar verebilir diye tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç ay. O yüzden burayı da yakından yani takip ediyor olacağız.